Çin'den herkese selamlar. Biliyorsunuz dün video paylaşmadım arkadaşlar. Bu iki günde baya bir gelişme oldu. Bugün Çin'de bu koronavirüsü hakkında gelişmeleri sizle paylaşacağım. Şimdi ilk başta hemen numaralarla başlayalım arkadaşlar. Çin genelinde ve dünyada toplam görülen vaka sayısı 9.821'e çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ne yazık ki 213'e çıktı. Hayatını kaybedenlerin hepsi Çin'de. Bu Koca Yusuf operasyonu tedavi ne ya? Edilen yani iyileşen hasta sayısı şu anda 183. Yalnız bu tedavi edilen demek hani ilacı bulundu demek değil. Şu anda bir ilaç, bir aşı yok. Bağışıklığı atlatan. Ama mesela insanların semptomlarını azaltmaya yönelik tedaviler uygulanıyor. Mesela insanların ateşi çıkıyor. Ateşini düşürüyorlar. İşte nefes darlığı çekiyorlar. Nefes almaları bir şekilde kolaylaştırılıyor. Kolaylaştırılıyor. Uçakla Çin'deki Türkleri getiriyorlar. Direnci yüksek olan insanlar bir şekilde bunu atlatıyor, kurtuluyor. Zaten hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 45 ve üstü arkadaşlar. 45 yaşından yani hani biraz daha yaşlı insanlar ateşe demek ki dayanamıyor. Tabii genç de varmış birkaç tane. Ama onların da vücudunda bir eksiklikler ya da bir başka bir hastalıklar olduğu için biraz dirençsiz olabilirler. Çocuklar hani mesela. Çok bir bilgim yok. Şimdi Hubei eyaletine yani karantina altındaki eyaletteki vaka sayısı 5.806 ve orada hayatını kaybedenlerin sayısı 204. Yani hani bunun büyük bir çoğunluğu zaten o eyalette. Onun dışında yoksullarda görülmesi çok olası bu arada. Vaka, Şanghay'da 101 vaka. Yoksullarda özellikle görülüyor olabilir yani evet. Yani benim bulunduğum eyalette şu anda 537 vaka var. Hani bu eyalet Hubei eyaletinden sonra zaten en çok vakanın olduğu eyalet şu anda ne yazık ki. Ama karantina gibi bir olay şu anda söz konusu değil. Sadece hani birinci seviye sağlık acil durumu ilan edildi ayın 23'ünde. Hani herkese mesaj gitti. Önlemlerinizi alın, dışarıya mümkün olduğunca çıkmayın gibisinden açıklamalar yapıldı. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu virüs dünyaya yayıldı. Sen nasıl Türksün kanki ya? Bildiğin Çinlisin. Görüldü. En son Hindistan'da ve Filipinler'de birer vaka görülmüş. Tayland'da 14, Amerika'da 6, Avustralya'da 9, Singapur'da 13, Malezya'da 8, Kore'de 7, Almanya'da 5, Fransa'da 6, Kanada'da 3 vaka var. Şimdi Türkiye'ye geldi bu vaka, Türkiye'ye geldi bir olay, Türkiye'de de var gibi söylentiler var sosyal medyada. Ama onunla alakalı benim de bir bilgim yok. Ama açıklanan, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı hani Türkiye'de bir vaka yok şu anda. Evet. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi Türkiye Koca Yusuf isminde bir askeri uçak, ambulansa çevrilmiş bir uçak gönderiyor Wuhan'a. Bu uçak Wuhan şehrine gidiyor ve Wuhan'da ve Wuhan çevresinde yaşayan Türk vatandaşlarına bazı Azeri, Gürcü ve Arnavutluk vatandaşlarını kapsıyor arkadaşlar. Yani hani Çin'in genelinde bütün Çin'de yaşayan Türkleri kapsamıyor şu anlık. Sadece dediğim gibi karantina olan bölgede. Bu Japonya ve Koca Amerika Yusuf zaten adı nereden Japonya geliyor? Sonra Amerika uçaklarını göndermiş. Bu ülkelerden sonra yani ilklerden oldu karantina bölgesine girip. Şimdi Wuhan'dan çıkardı. Bu vatandaşların 13'ü hastalanmış Japonya'ya gidince. Bu korona amaiz ilaçmış. Hastaların karantinlemeye çalıştığında da şimdi yayılıyor. Bunları ya? Kıyaslarsanız siz de görürsünüz. Şu anda bayağı bir hızlı bir biçimde yayılıyor virüs. Ama bu yayılma hızının 2 ila 4 hafta içinde biraz daha azalacağı. Yani hani 2 hafta, 4 hafta içinde zaten. Joyumuz arkadaşlar ve Wuhan'a seferlerini iptal etmiş 9 Şubat'a i̇şte kadar. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar 2 tane hastane yapılıyordu hızlı bir biçimde. Birisi 1000 yataklı bir hastane. Karantinaya alınmış durumda. Yemin ederim Çin'e gideceğim ya. Ben bunu tamam. Ben şu kamerayı bir koyayım. Arkadaşlar, bu nasıl bir girişti ya? Şimdi birazdan okulum var, o yüzden ona yetişmeye çalışıyordum. Az önce duş alırken aklıma bir şey geldi. Saçım başım ıslak zaten hala. Ben Çin'e gidiyorum. Yani
tam da gidecek vakti buldum. Şimdi şöyle bir şey var. Ben Türkiye'ye dönmeden önce bildiğiniz üzere 2 hafta sonra falan artık dönüş yapacağım. Direkt Türkiye'ye gitmiyorum. Rahat olun. Çünkü birçok kimse yorumlar demiş. Abi gelme Türkiye'ye, bize de bulaştırırsın falan diye. Öncelikle hasta değilim. Onu da belirtmek isterim ama... Abi gelme var. Türkiye'ye, ben bize de bulaştırırsın. Hazır dedim ki ben ilk başta, uf salaklık ya vallahi billah. Dedim ki Türkiye'ye gideceğim işte. Lan dedim Türkiye'ye gidecek kadar para veriyorum zaten. Oğlum konuşması bileti. Çok komik ya. Hazır kadar para vermişken Avrupa'ya gideyim dedim. Avrupa'da bir ülkeye gideceğim. Şimdi spoiler vermek istemiyorum. Ama bir hafta falan orada kalıp oradan Türkiye'ye geçecektim. Ama gel gör ki Avrupa'ya Çin üzerinden gidiyorum. Çin hava yollarıyla. Ya. Oh. Beijing havaalanından gideceğim. Henüz Beijing kapalı değil. Geçen de gördük havaalanında. Kapalı falan değil. Türkiye'ye gelirse arkadaşım hızlı yayılır, bizim millet cahil. Ama kapanma ihtimali varmış. Hatta geçenlerde havalimanında ben arkadaşıma yazdım. Hatta dur hemen direkt mesajı okuyayım. Abi çok garip. Arkadaşıma daha dün yazdım. Dedim ki Pekin, hani Beijing kapatıldı mı? Açık hala niye sordun diyor. Tamam peki bize anlatır mısın biraz? Mondayın atlar işte o. Ne? Yani var demeyecek herhalde kadın sordu soruya bak. 世界的にはすごいもうトルコではみんな怖がってんのに一人もいないのにみんなキャーキャーキャーみたいな感じじゃん。中国ではパニック状態それとも普通。 İnsan gerçekten Honto? Korkusan evinden çıkalım. Yoshin sona kanji mi? Jibun tachi wa Honto. Ja, itsu kara otousan otokasan shigoto fukki dekiru ka shiteru? Adashi no okaasan, byouin ni tsutomete kara mo fukki shimashita. Ah. Ne, dore gurai tsuzuku to omoimasu ka? Imamade no kanzen shasu wa tabun fueru. Ato, kore wa boku ga kiita koto da kedo, uwasa ne, jinii teki ni 誰かがわざとそのウイルスを撒いたっていうのは本当だと思う。これは、多分ないと思います。ない。もし人為的にやったら、こんな状態ちょっと想像できない。Yani bir garip bir yorumlamış da kız bence. Şöyle yayılıyormuş bence de zaten o kadar abartılmaz herhalde yani canım olmasaydı. Ya, o kadar da değil.